Anne, ne olsa da çok tabak var. Biliyorum kızım, hadi otur. Çünkü misafirlerimiz var. Misafirler kim? Babam gelecek. Şimdi yürü Nisan'cığım, hadi otur. O ne kitabı? Güllerle ilgili. Sen demiştin babamız gelecek diye. Ben inanmamıştım. Bence o gelecek. Yanlışlıkla oldu. Tamam canım, önemli değil. Nisan'cığım böyle biliyor musun canım? Altı gitti. Tamam, tamam, sonra alırsın. Tamam. Al benimki. Buyur. Misafirler geldi işte. Anne, babam. Merhaba. Merhaba öğretmenim. Merhaba Doruk'cuğum. Ali ile Ali nerede? Onlar uyuyorlar. Ben buraya mı oturayım? Otur ve sus. Sesini duymak istemiyorum. Bu gece sana bir şey sorsam da cevap vermeyeceksin. Anladın mı? Ali ile Ali gelmemişler ama yine de lade sileğimi yaptığın için teşekkür ederim. Salata alabilir miyim? Nezir Bey. Önemli. Sen ister misin Nisan'cığım? Azmi buraya gel. Sarp nerede? Bilmiyorum. Sizi yakaladılarsa onu da bulmuşlardır. Eve geldiklerinde Sarp yoktu. Yakalayamadılar.
sonra yakalamışlar. Şu anda bu evde bir yerde. Lütfen hiçbir şey belli etme çocuklara. Zaten kendim zor tutuyorum. Sen de tut, tamam mı? Ama onu çoktan öldürmüştür. Hayır. Hayır, Sarp yaşıyor. Onu öldürseydi şu anda biz de burada olmazdık. Sarp hayatta, bundan eminim. Anladın mı beni? Kocan yaşıyor. Uyku saati. Herkes odalarına. Hadi çıkarın üstünüzü, yatalım artık. Anne. Efendim? Sen ne dedin aşağıda öyle Pırıl teyzeye? Şey demedim kızım. Nezir Bey bugün çok sinirli. Dikkatli ol. Aman ses etme, sen de kızdırma onu dedim. Yalan söylüyorsun. Nisancığım. Ama büyüklerin içine bu kadar karışılmaz sürekli. Hani birbirimize yalan söylemeyecektik? Ne oldu? Sözünü tutuyorsun işte. Evet güzel kızım, haklısın. Birbirimize yalan söylemeyecektik ve söylemiyoruz da. Ama bazen bazı şeyleri sizden saklayabilirim. Anneler bunu yapar çocuklarını korumak için. Ama Doruk da yaptı. Bize Lades'ten bir şey istemediğini söyledi ama istemiş. O anne değil ki. Hem onunki yalandı bir kere. Ama ben de söylersem annem kızar diye korktum. Hem bazen küçüklerde korktukları zamanlar yalan söyleyebilirler bence. Öyle bir kural yok. Uyduruyorsun şu anda. Uydurmuyorum. Bence öyledir diye söylüyorum. Korktukları zaman. Sanki annem ne yapacaktı sana? Yalancısın işte. Nisan. Tamam güzelim. Bak söylüyor kardeşin de, korkmuş işte benden. Ben demek ki onu korkutacak bir şey yaptım, farkında olmadım. Öyle mi oldu oğlum? Seni korkutacak bir şey mi yaptım? Hı hı. Özür dilerim. Ne yaptım? Sana adamla konuşma dedin. Nezir amcayla. Ama ben de Lades dileğimi ona söyledim. Ve sen de bana kızarsın diye korktum. Evet, sana öyle söyledim. Çünkü duydunuz ne dedi aşağıda Pırıl teyze? Sesini çıkarma dedi. Tamam, belki çocuklara kızmıyor. Ama siz sesinizi çıkarırsanız size de kızar diye düşündüm. O yüzden öyle dedim. Ama annelerden hiçbir zaman hiçbir şey saklanmaz, tamam mı? Ablan doğru söylüyor. Korksak bile mi? Evet, korksanız bile. Hem ben senin annenim. Senin kötülüğünü, mutsuzluğunu ister miyim hiç? Seni korkutmak ister miyim? İstemem tabii ki. Benden niye korkuyorsun oğlum? Bilmem. Belki çocuğumdur diye. Belki o yüzdendir. Bari buradan gitmeyi isteseydin. Ne yapacaksın Pırıl teyzeyi? Ben bir tek Pırıl teyzeyi istemedim. Ali ile Ali'yi de istedim. Tamam, artık bitti bu Lades. Kapatalım bu konuyu, olur mu? Kardeşin kazandı Lades'in dileğini, diledi, gerçekleştirdi. Hadi yatalım artık. Hadi çıkar sen de ayakkabılarını. Gel bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.